İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine patik modeli paylaşacağım. Tığ işi patik modeli yapacağız bugün arkadaşlar. Patiğimiz böyle iki renkten tercih ettim. Uç kısmını sihirli halka dediğimiz patik ucundan başlayarak yaptım. Daha sonra uç kısımda uyguladığım renkle modele başladım yapmayı. Daha sonra da arada krem tercih ettim. İki sıra iki sıra şeklinde yaptım. Modelimiz Yeterli sayıda yaptıktan sonra ayırma işlemimize geçtik. Topu da yaptıktan sonra patiğimi bitirdim şu kısım. Şöyle etrafından geçmek istemedim. Şu görünüş güzel gözüktüğü için bu şekilde bitirdim patiğimi. Bu videomun altında da arkadaşlar açıklamalar kısmında mavi linki tıklayarak oradan patik ucunu seyredebilirsiniz. İplerim normal patiklik ip. Tığımda yine iki numara tığ kullandım. Şöyle patik ucumu arkadaşlar 50 trabzan olana kadar arttırdım toplamda şöyle 1 2 3 4 sıra yaptım şimdi bakın 5. sıradan da şöyle 10 tane trabzan yaptım 10 12 ne kadar istiyorsanız bu patimizin altına gelecek olan kısım bakın 2 4 6 8 10 12 tane yapmışım şöyle şu bu kısım olacak ön tarafına da modelimizi uygulayacağız Bakın şöyle yakından. Hemen isterseniz modelimizin yapımına geçelim. Yine uç kısımda kullandığım rengimle patik ucumu modelimi yapmaya başlıyorum. Şöyle dediğim gibi 1, 2, 3, 4, 5. sıradayız. 12 tane trabzanımı yaptım. Şöyle bir zincir çekiyorum. Başını doladım. Şu yan kısma bir daha bakacağım. Şöyle. Başını doladım. Hemen bakın. Bu en son battığım trabzan. Yanındaki trabzanı şöyle beline doluyorum. Başını doladım. Tekrar yanındaki trabzanın beline doluyorum. Bir zincir çekiyorum. Başını doladım. Bakın bu beline doladığım trabzan sıradan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü trabzanımın başına şöyle bir trabzan yaptım. Tekrar aynı yere batıyorum. İkinci trabzan. Arada bir zincir. Başını doladım. Tekrar aynı yere iki tane daha trabzan yapıyoruz. Evet şöyle su taşı modelimizi yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Başını doladım. Bakın battığım yer bu kısım. 1, 2, 3. trabzanımın şöyle beline doladım tığımı. Buraya şöyle bir trabzan yapıyorum. Başını doluyorum. Yanındaki trabzanın da beline. Bir zincir. Başını doladım. Bakın beline doladığım kısım burası. 1, 2, 3. trabzanın başına bir trabzan yaptım. Tekrar başını doladım. Aynı yere batıyorum. 2. trabzan. Bir zincir çekiyorum. Başını doladım. Tekrar aynı yere batıyorum. 2 tane daha trabzan yapıyorum. Bir zincir başını doladım. Yine sayıyorum. 1, 2, 3. trabzanımın beline. Başını doladım. Yanındaki trabzanın beline. Bir zincir. Tekrar başını doladım. 1, 2, 3. trabzanın başına batıyorum. Buraya aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere 2 tane daha trabzan yapıyorum. bir zincir başını doladım. Bir, iki, üçüncü trabzanın beline bir trabzan. Yanındakine de beline batıyorum. Bakın bu şekilde. Kaç tane motifimiz oldu? Bir, iki, üç tane. Modelimizde bakalım kaç tane yapmışız? Şöyle bir, iki, üç. Evet, şu çizgilerimizde bir, iki, üç, dört tane olacak. Şöyle bakalım. 1, 2, 3. Evet. 1, 2, 3, 4. Evet arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi su taşlarımız 3 tane. Şu ortada şöyle trabzanlarımız da 4 tane oldu. Bir zincir çekiyorum. Başını doladım. Hemen bakın beline doladığım burası. Bir trabzan atlıyorum. Hemen yanındaki trabzana battım. Burası yine patimizin altına gelen kısım. burayı arkadaşlar normal trabzan olarak devam edelim şu modelimizin olduğu kısma gelince yine birlikte yapalım Evet arkadaşlar tekrar bakın modelimizin olduğu kısma geldik şurada normal trabzan olan kısmımıza kadar yaptık şurası önden aldığımız iki tane trabzanımız bir zincir çekiyoruz yine başını doladım bakın önde duran trabzanın ilkinin beline doluyorum ve bir trabzan yapıyorum başını doladım yanındakinin de beline doluyorum bir trabzan daha yaptım bir zincir çekiyorum başını doladım şurada bakın ortada duran boşluğa batıyorum buraya iki tane trabzan yapıyorum İki. bir zincir çekiyorum tekrar aynı yuvanın içine iki tane daha trabzan yapıyorum Bir zincir çektim, başını doladım. Şuradaki ilk trabzanımın beline bir trabzan yapıyorum. Başını doladım. Şimdi ikinci trabzanımın beline bir zincir başını doluyorum. Tekrar bakın şuradaki yuvanın içine su taşımızın tam or tam ortasını arkadaşlar. iki tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere, aynı yuvanın içerisine iki tane trabzan daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Başını doladım. Bakın şu ortada duran iki tane trabzamın ilk önce beline trabzan yapıyorum. Daha sonra da yanındakinin beline dolayarak bir trabzan daha yapıyorum. Bir zincir çektim. Başını doladım. Bakın yine şu ortaya. 2 tane trabzan bir zincir tekrar aynı yuvaya iki tane daha trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum başını doladım bakın yine burada önden aldığımız trabzanımızın yine önden beline doluyorum burası hep aynı olacak arkadaşlar bu ön kısmımız hep bu şekilde devam edeceğiz bir zincir çekiyorum hemen bu patimizin alt kısmına gelen yer burası normal trabzan burayı hemen hızlı hızlı yapalım bu sıranın bitiminde diğer rengimize geçiş yapacağız Evet da batıyorum. Bakın şu ilk başta yaptım. Trabzanımı şöyle başına batıyorum. İki ilmekteyken çekmiyorum. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Hemen bu krem ipimle şöyle bir zincir çekiyorum. Ve iki tane olan ilmeğimin arasından geçirdim. Şöyle bir zincir çekiyorum. Olduğu yere bakın şöyle dibine hemen batıyorum, başını dolamadan 3 zincir çekiyorum. Şimdi buradaki trabzanımızı yine trabzan olarak yapa, yapacağız, devam edeceğiz. Bu patiğimizin alt kısmına gelen yer burası sadece trabzan. Buraya model uygulamadığımız için burası ikili trabzan olarak hızlı hızlı geçiş yapalım. Model kısmımızda da hiç değişmiyor. Hep aynı şekilde öreceğiz. bir zincir çekiyorum başını doladım bakın hemen önde duran belden dolayarak yaptığımız trabzanımızın ilkine yine belden doluyorum bir trabzan yaptım başını doladım bakın ikinci trabzanım yine belinden doluyorum İkinci trabzanımı yaptım bir zincir çektim başını doladım burada bakın hemen ortaya iki tane trabzan yapıyorum bir zincir çektim başını doladım aynı yuvaya iki tane daha trabzan yapıyorum toplamda 4 trabzan yapıyorum ama arada bir tane zincir çekiyorum şimdi bir zincir çekiyorum başını doladım bakın yine önde olan trabzanlarımın ilkin beline alıyorum beline doluyorum bir trabzan yaptım başını doladım ikinci trabzanımın da beline doluyorum yine bir trabzan yaptım bir zincir başını doluyorum hemen bakın şuraya tam ortaya 2 tane trabzan yapıyorum. 1 zincir tekrar başını doladım ve aynı yuvaya 2 tane daha trabzan yapıyorum. 1 zincir çekiyorum, başını doladım. Bakın önde duran trabzanımızın beline bir trabzan yapıyorum. Yanındakini de beline doluyorum. 1 zincir tekrar bu yuvamızın içine 2 tane trabzan. Bir zincir tekrar aynı yuvaya iki tane daha trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Bakın bu trabzanlarımız yine önden alıyoruz. Bunlar hep önden alınacak. Diğerde hep yuvalarımızın tam ortasına trabzan yapılacak. Modelimiz arkadaşlar bakın bu şekilde çok kolay değişikli duran güzel duran bir model. Bir zincir çekiyorum başını doladım. Bakın burada yine patiğimizin alt kısmına gelen yer. Buraya yine trabzan olarak devam edelim. Model kısmımıza gelince arkadaşlar birlikte yapalım. Evet tekrar modelimizin başlangıç kısmına geldik. Burada yine bir zincir çekiyoruz. Başını doladım. Bakın önde duran trabzanlarım. İlkine yine belinden doluyorum. Bir trabzan yapıyorum. Başını doladım. İkincisine yine belinden doluyorum. Bir trabzan daha yaptım. Bir zincir çekiyorum. Başını doladım. Bakın tam yuvamızın ortasında boşluğa batıyorum. İki tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sonra tekrar başını doluyorum ve aynı yuvanın içine iki tane daha trabzan yapıyorum. Bir zincir başını doluyorum. Bakın önden beline doladım. Başını doladım. İkincisinde tekrar beline doluyorum. Bir zincir başını doladım yuvamın içine iki tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar yuvanın içine iki tane daha trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Yine trabzanlarımı önden alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine yuvamın içine batıyorum. İki tane trabzan yapıyorum ilk olarak bir zincir çekiyorum sonra yine iki tane trabzan yapıyorum aynı yere batarak bir zincir çekiyorum başını doladım yine bakın trabzanlarımı önden beline doluyorum modelimiz çok kolay arkadaşlar bir zincir çekiyorum bakın yine burası trabzan olan kısmımız patimizin alt kısmına gelen yer bakın bu sırayı bitirdik bile çok da kolay güzel bir model Çabuk da ilerleyen bir model. Hemen burayı arkadaşlar yine hızlı hızlı yapalım. Her rengimizi iki sıra olarak ben o şekilde yaptım. Eğer siz de isterseniz iki sıra olarak, isterseniz tek sıra olarak da devam edebilirsiniz. İkinci sıramız olduğu için şimdi bakın hemen ilk başta yaptığım trabzanımı şöyle başına batıyorum. İpimi bırakıyorum, diğer ipimi alıyorum ve ilmeklerimin arasından mavi ipimi geçirdim bir zincir çekiyorum hemen burada dibine batıyorum ve 3 zincir çekiyorum buralar yine normal trabzan olduğu için buralar arkadaşlar yine ikili trabzan olarak devam ediyoruz hızlı bir şekilde burası normal trabzan olan kısmımız patimiz 38 numaraya uygun tabi benim verdiğim ölçü kendi el ayarıma göre siz yaparken yine ölçmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar bakın yine model kısmımıza geldik. Bir zincir çekiyorum. Başını doladım. Bakın önde duran trabzanın ilkini yine belinden doladım. Başını doladım. İkinci duran trabzanımın da beline doluyorum. Bir zincir çektim. Başını doladım. Şimdi burada yuvamın tam ortasına ilk olarak iki tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya iki tane daha trabzan bir zincir başını doladım yine trabzanlarımı önden beline dolayarak trabzan yapmaya devam ettim bakın arkadaşlar görünüş bu şekilde bu şekilde arkadaşlar devam edelim sayalım ne kadar yaptığımızı şöyle her rengimizden iki sıra yaptığımız için 2 4 6 8 10 12 14 sıra yapalım en sonda mavi rengimizle bitiriyoruz daha sonra ipimizi kopartalım ve ayırma işlemimizi birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane yaptım. Mavi ipimi koparttım. Şimdi ayırmak için de şöyle ipime bir zincir çekiyorum. Bakın şurada ilk başta şu kısım. İki tane önden aldığımız trabzanımızın ilk olanına şuradan bir sabitliyorum döndüm ve 3 zincir çekiyorum. Bunu da trabzan olarak sayacağım. Yanındakine de batıyorum. Ve ortada bir tane zincir çekmiştik. Ona da şöyle bir trabzan yapıyorum. Ve diğer trabzanların hepsine birer kere batarak diğer şu kısmımıza gelelim arkadaşlar. Şurada iki tane yine önde duran trabzanımıza gelelim. Şu ortadaki bir çektiğimiz zincirimizin bakın şurada bir çekmiştik. Buraya da bir trabzan yapıp bu önde duran trabzanlarımızın da başına batalım. Bu şekilde ikili trabzan olarak devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle yan kısmı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra yaptım. Şimdi buradan böyle gelirken de 10. sıram oluyor. Burada 14 tane trabzan yaptım. Buradan da 14 tane trabzan yapınca ortada 6 tane trabzanım kalıyor sık iğnemi yapmak için. Şimdi 14 tane trabzanımı yaptım. Tığımın başını dolamıyorum. Hemen yanındaki trabzanın başına bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne 2 oldu. Yanındakine 3. Yanındakine 4. 5. 6. 14 tane trabzan yaptım. 6 tane sık iğne yaptım. Tekrar 14 tane daha bu taraftaki trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar uca kadar gidelim. Ortaya sık iğne bölümümüze gelince yine birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar tekrar uca kadar gittim. Orta kısma geldim. Bakın şimdi 14 tane trabzanımı yaptım. Ortada 6 tane yan yana yaptığım sık iğnem var. Bu ikinci sırada yine sık iğne yapacağız ama yan yana yapmayacağız. Yani yan yana yapacağız ama şöyle ilk sık iğneme batıyorum. Çekmiyorum. İkinci sık iğneme batıyorum. Çekmiyorum. Üçüncüsüne batıyorum. Tığımdaki bütün ilmeklerin hepsini tek çektim. Tekrar sıradaki sık iğneme battım. Çekmiyorum. Yanındakine battım. Çekmiyorum. Yanındakine battım. Şimdi bütün ilmeğimi birden çektim. Şimdi buradaki 14 tane trabzanımı yine aynı şekilde yapalım. Uca kadar gidelim. Tekrar orta kısma gelince birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar tekrar 14 tane trabzanımı yaptım. Orta kısma geldim. Bakın ortada 2 tane boşluğum var. 14 trabzanımı yaptıktan sonra tığımın başını dolamıyorum. Önce ilk boşluğuma sonra da ikinci boşluğuma batıyorum. 3 ilmeğimi birden çektim. Şimdi 14 tane trabzanımı yine aynı şekilde yapıyorum. Uca kadar trabzanlarımızı yapalım. Bu şekilde burayı hızlı hızlı geçiş yapalım arkadaşlar. Çünkü uç kısma gelince daha geri dönmeyeceğiz sık iğne olan bölümümüzle işimiz bitti. Sadece iki tarafını üst üste getirerek sık iğne yapacağız. Burayı hemen hızlı hızlı ikili trabzanlarımızı yapalım. Evet sonuncusuna da battım. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle patiğimi şöyle çeviriyorum ilmeğin bakın burada hemen buradaki diğer altındaki ilmeğimin ilk baştakinin başına şöyle batıyorum içinden geçirdim bir zincir çekiyorum şimdi sırasıyla trabzanların başlarına sık iğne yapacağız alttakine yaparken arkadaşlar Üsttekine yapıyoruz. Alttakinin de aynı hizada olmasına dikkat edelim. Yamuk olmaması için. Üsttekini yapınca alttakinin de aynı hizada olmasına dikkat edelim. Bu şekilde arkadaşlar bu uç kısma kadar sık iğnemizi bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar patimizin arka kısmında sık iğnesini yaptık. Patimizin bakın diğer eşleri bu şekilde. Yine çok hoş güzel bir model oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoma yorum ve like atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.